Sayın hocam nasılsın, iyisinin? Çok teşekkür ederim. Valla bomba gibi. Epey uzun zaman oldu biliyorsun. Pazar dedikleri zaman eşittir pazar spor. Yani böyle pazar spordan ayrı kaldığımız zaman inanın insanlar sevgilisinden ayrı kalmış gibi oluyor. Sayın hocam son olarak 18 Temmuz olarak bir açıklama yapılmıştı. Ve dün de 25 Haziran itibariyle artık oynanacak kararı verildi. Ama nasıl, ne yapar, ne eder, nasıl olur? Pazar spor şu anda ne yapıyor? Düşünceleri nedir? Yorumlarınızı istiyoruz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey. Sizin de dediğiniz gibi 18 Temmuz'da oynanacak diye daha önce açıklama yapılmıştı. Ama oynanmayacağı yönünde veya işte oynanır mı oynanmayacak mı yönünde bir önümüzü görme açısından bugünlere kadar açıklama yapmak için beklemek zorunda kaldık. Bugün hem dün açıklanan karardan sonra bugün hem yönetim kurulu toplandı pazar sporlar hem biz de teknik heyetle yönetici arkadaşlarla bir de menajerimizle beraber önümüzü görmek adına planlarımızı programımızı yaptık. Yani şu anda evet karar alındı 18 Temmuz'da oynanacak diye ama adı üzere 18 Temmuz sıcağın en yoğun olduğu dönem ve kaldığı yerden önce daha önce işte playoff mi oynanacak yoksa işte şampiyon ilan edilecek iki takımı çeyrek derken bir sürü soru işareti vardı. Şu alınan kararda da dahil zaten kim olursa olsun hangi takım mevkisine göre kendini savunmaya geçsin. İşte ben ikinciyim, birinciliği kovaladım, şampiyonluğu kovaladım. İşte alttan altıncı olan playoff'a girebilmek için kendi menfaatleri doğrultusunda işte bilim kuruluna veya federasyona veya işte oradaki futbol federasyonundaki takımdaki arkadaşların birbirine olan diyaloglarında hep bütün kulüp başkanları, kulüple birliklerinde dahil bunlar kendi alanında hep doğal olarak, bu da doğal olarak, doğal olarak kendi kulüplerinin menfaatleri doğrultusunda kararlar vermeye çalıştılar veya federasyonun kendileri yönünde karar vermesi yönünde fikirlerini beyan etmeye çalıştılar ama onun neticesinde de bu süreç uzadı. En doğru karar vermek için kimseye işte mağdur etmeme adına veya en az zararla hangi kulübü atlatabiliriz gibisinde bu sürece gelindi. Yine bu noktada da dün nihai karar verildi. Artık 18 Temmuz'da oynanacak. Ama bunun daha içeriği de belli değil. Şu andaki görüntü kaldığı yerden aynı deplasmana gidiyor. Yani mesela bizim 4 dışarıda 2 içeride maçımız var. Böyle de devam edebiliriz. Ama nasıl oynanacağı konusunda net bir açıklama da yok. Yani bunu belki belirli bir şehirde de toplayıp oynatabilirler. Çünkü gidişi var, gelişi var. Hala daha pandemin süreci devam ediyor. Evet. Bunda yani dolayısıyla da risk taşıyorsun. Onu da göz önüne alarak da bir karar değişikliği de olabilir. Ama bizim mesela rakiplerimiz bizden önce de başlayan kulüpler de var. Daha başlamayan kulüpler de var bizim gibi. Ama biz bu süreci beklemek zorundaydık. Çünkü sağlık dediğimiz zaman da bu kadar sıradan bir şey değil. Yani şu anda bile gördüğünüz gibi yani maskeyle dolaşıyoruz. Yani bugün maske takma zorunluluğu varsa demek ki ortada ciddi bir şeyler var. Ama bu ciddiyet içerisinde ben futbolcularımı, futbolcuların kendi ailesi, çocuklarını gurbete yani pazarspora hizmet etmek için buraya göndermek zorunda kaldılar. Geliyorlar da pazartesi sabah hep birlikte toplanıp önce bir komple testten geçeceğiz. Onun neticesine göre de hemen antrenmana başlayamayız. Onun neticesini alacağız. Onun neticesine göre de antrenman programımızı belirleyip şu 18 günlük süreç içerisinde takımı en iyi şekilde hazırlamaya gayret göstereceğiz. Evet, geç kaldık mı? Kaldık ama bu bizim elimizde olan bir şey değildi. Mecburen federasyonun alacağı kararı beklemek zorunda ki karar da şu anda biz bir şok karar alındı. Yani. Test köşe olduk. Beklenti tamamen ya tescil ya iptal ya da olduğu gibi 1 ve 2'nin şampiyon ilan edilmesi gibi bir durum çok ağırlık basıyordu ama şu anda duyduğumuza göre çok aşırı baskılardan ötürü. Yani bu baskılar denildi yani genelde siyasi baskılar. İşte herkesin bir adamı vardı, her kulübün bir adamı vardı. Herkes kendi menfaati ölçüsünde takımını bir yerlere getirmek istedikleri için federasyon da bunun anladığım kadarıyla altından kalkamadı. Madem öyle dedi, ben tekrar oynatmaya karar verdim ve bizi de şu anda o durumun içerisine girmek zorunda kaldık. Ha bu bize ne götürür ne götürür çünkü şu anda bizim bir avantajımız var. İkili avarajda ikinci sıradayız. Genel avarajda gerideyiz ama ikili avarajdan ikinci sıradayız. Elbette tescil olsaydı bugün Pazarspor ikincilikte şampiyon ilan edilecekti. Açıkçası öyle de bir beklentimiz vardı. Ama bizden aynı puanda olan mesela atıyorum Soma, ben ikinci maçı oynamamışım diyebiliyor. Ve üçüncü sıradaki takım aramda 3 puan var diyor işte. Ben Soma'yı yenersem ben de şampiyon olabilirim. Veya
Playoff'a kalmak için 6. sırada puan puanı olan takım var. Diyor ki ben senden bir puan aldığım zaman seni yakalayabilirim. İşte bu durumda olan takımların daha çok oynama isteği doğrultusunda veya baskıları doğrultusunda böyle bir karar alındı. Ha, doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Tartışma da gerekiyor. Yani ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Şöyle bir ortamda oynatılması hiç ama hiç doğru bir şey değil. Yani evet. Ben dedim ki yani şimdi pazartesi ben toplayacağım. Tek tek futbolcularımı Covid testinden geçireceğim. Onun neticesini beklemek zorundayım. O da bir gün sürüyor zaten. Ben bir gün de ertelemek zorundayım. Ertesi günü de salı günü de sabah çıkacak neticeye göre de bismillah deyip antrenmanlarımıza başlayacağız. Evet hocam, yani kısaca özetlersek zaten her koşulla başlayacak. Statü ne olacak belli değil. 18 Temmuz'da başlıyor. Biz de takım olarak pazartesi günü önce COVID testinden geçiyoruz. Durumu öğreniyoruz. Ona göre de idmanlarımız başlıyor. Evet. Ve yolumuza devam edeceğiz diyorsunuz. Peki biz, şu anlamda evet geç kaldık ama biz futbolcu arkadaşlarımıza oynanmayacağı karar verdikten sonra her ihtimale karşı biz antrenman programını verip haftalık, günlük, periyodik aralıklarla birlikte onlara daha çok kendi bireysel yapabilecek antrenman konusundaki programımızı verdik. Daha çok işte oradaki kuvvet ve kondisyona değerli. Burada da tamamen teknik ve takviye değerli bir antrenmana hazır hale gelebilmeleri için böyle bir programla kendilerine sunmuştuk. Zaman zaman video görüntüleriyle bunlar işte gözleme, gözetleme durumumuz oldu ama artık onların vicdanlarıyla baş başa. Çünkü biz şu anda pazar spor konum olarak birçok takımın beceremeyip yani uğraşıp da gelemeyeceği bir yerdeyiz. Şimdi atıyorum alttan 3. 5. takım, ortadaki takım. Keşke şu an ben Pazarspor'un yerinde olsam diye feryat ederken, ki çok isterken ama bizim bulunduğumuz yerin kıymetini bilmemiz lazım. Futbolcularım, bizler, taraftar, yönetim, herkes şu andaki Pazarspor'un bulunduğu konumda işin ciddiyetini anlarlarsa şu anda gurur verici bir durum. Benim önümde şampiyonluk şansı var. Yani bu kolay değil. Yani böyle bir şans şu anda eşit miktarda varken bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun yolu da sadece birlik beraberlikten geçiyor. Bugün ki her ne kadar seyircisiz de oynasak da ki süreç öyle devam ediyor ama işte seyircisiz oynadığımız son iki maçta baktığımız zaman da kenardaki bütün apartmanlarımız, bütün inşaatlardaki seyircimiz, Pazarspor'un özlemini gördük. Bunlar en iyi şekilde çalışmalarımızı sonlandırıp önce playoff'a kalmak hedef, daha sonra da daha önce yaşadığımız burada çok şaşalarla çok büyük emekleri olduğumuz şampiyonları tekrar yenilemek istiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Başarıların devam ediyoruz. İnşallah kaldığımız yerde galibiyetlerle devam edip hedefimize ulaşacağız. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.